Yağının ucundaki fener Part 3 üç, üç Bekçi Kısım'dan Mart'a kadar olan yılın bu dönemi Macellan dolaylarında denizciliğin en yoğun olduğu zamanlardır. Deniz buralarda daima serttir. Ama iki okyanustan gelen büyük dalgaları hiçbir şey durduramaz ve hafifletemezse bile bu aylarda hava sakin ve yüksek bölgelerde etkisini gösteren şiddetli fırtınalar geçicidir. Buharlı gemiler ve yelkenliler ve elverişli havaların hüküm sürdüğü dönemde Horn burnundan geçerek kolayca yeni dünyanın çevresinde dolaşabilirler. Bununla birlikte Lemari Boğazı'nda ister Estados Adası'nın güneyinde olsun gemilerin geçişi bu mevsimin uzun süren günlerinin tek düzeliğini değiştiremez. Bu gemiler hiçbir zaman fazla sayıda olmadıkları gibi buharlı gemiler konusundaki gelişmelerin ve deniz haritalarındaki yetkinleşmenin daha kısa ve geçişi daha kolay olan medalyan boğazından daha az tehlikeli hale gelmesinden beri bu sayı iyice artmıştır. Yine de Fener'deki yaşam tarzının ayrılmaz bir parçası olan bu tek düzelik bu görevi üstlenmiş bekçiler tarafından fazlaca hissedilmez. Bunlar çoğunlukla eski denizler ya da eski balıkçılardır. Günleri ve saatleri sayılacak kişiler değillerdir. Sürekli uğraşacak bir şeyleri vardır. Kendilerini oyalamayı iyi bilirler hizmet, onlar için güneşin, güneşin batışı ve doğuşu arasındaki süre boyunca ayrılmayı sağlamak sınırlı kalamaz. Vasquez ve arkadaşları El Gorku'yu civarında dikkatle gözlemeleri, her hafta birkaç kez San Juan burnuna gitmeleri, 3-4 milden fazla ula, uzaklaşmadan Sevralı burnuna dek doğu kıyısını incelemeleri tavsiye edilmişti. Bekçiler, Fenerin defterini günü gününe tutmak, meydana gelecek tüm olayları, yelkenli ve buharlı gemilerin geçişi, uyrukları, görebilirlerse numaralarıyla birlikte adları, suların yükseliş durumu, rüzgarın şiddeti, yönü, havayı gözlemlemeleri, barometre süresi, fırtınaların sıklık derecesi, barometre yükseliş ve düşüşleri, ısı değişimleri gibi bu yerin meteorolojik haritasını çıkarmalar için gerekli bilgileri bu deftere not etmek zorundaydılar. Philip ve Maurice, Arjantin doğumlu olan Vasquez Estados adasında Fenerbaş bekçiliği üstlenmişlerdi. O sırada 47 yaşındaydı. Güçlü, kuvvetli, 180. paralelin büyük bölümünün birçok defa bulunmuş bir denizciyle yaraşır biçimde son derece sağlıklı, çok dayanıklı, azimli, gözü pek tehlikelere alışkın bir adam. Her zaman zorluklardan sıyrılmasını bilmişti. Onun Fenerbaş bekçiliğine seçilmesi sadece yaşından ötürü değil, daha çok tam bir güven uyandırmış, oturmuş karakterinden kaynaklanıyordu. Cumhuriyet'in savaş donanmasında başçavuşluk rütbesine kadar yükseldikten sonra herkesin saygısını kazanmış olarak görevinden ayrıldı. Estados adasındaki bu işe talip oldu. Deniz kuvvetleri bu görevi ona emanet konusunda en ufak bir kararsızlık yaşamamıştı. Philip ve Morris, biri 40, diğeri 37 yaşında iki denizciydi. Vasquez, onların ailelerini uzun bir süredir tanıyordu ve hükümetin yapacağı seçim için bu iki kişiyi kendisi önermişti. Philip, de onun gibi bekardı. Üçünün arasında yalnızca Moriz e evliydi. Çocuğu yoktu ve uçağı içinde tekrar kavuşacağı karısı Buenos Aires limanında oda kiralayan bir kadına hizmet ediyordu. Üç ay sonra Vasquez, Filiz ve Filip ve Moriz diğer üç bekçiyi Estados adasına getirecek olan Santa Fe'ye binecek. Üç ay sonra da görevi tekrar devralacaklardı. İkinci görev dönemleri Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında yani kış ortasına denk düşecekti. Demek ki adada geçirecekleri ilk dönem boyunca kötü hava şartlarından fazlaca etkilenmeyecek olsalar da tekrar dönüşlerinde çetin yaşam koşulları onları bekliyor olacaktı. Ama tahmin edebileceği gibi bu durum onlar da en ufak bir endişeye yol açmıyordu. Vasquez ve arkadaşları buranın iklimine şimdiden alışmış olacaklar ve soğuğa, fırtınalara, Antarktika mevsiminin zorluklarına karşı hiçbir zarar görmeden karşı koymayı bileceklerdi. 10 Aralık'a denk düşen günden itibaren hizmet düzenli bir şekilde yürütüldü. Her gece lambalarla nöbet odasında bekleyen, bir bekçi denetiminde faaliyete geçiyor. Bu sırada diğer bekçi lojmanda dinleniyordu. Gündüzleri ise tüm cihazlar gözden geçiriliyor, temizleniyor, gerekirse yeni filtreler takılıyor ve güneşin batışıyla birlikte güçlü sınırı yansıtacak duruma getiriliyordu. Bu arada hizmet talimatlarına uyarak Vasquez ve arkadaşları bazen kıyının bir ya da öteki boyunca yaya olarak bazen de bekçilerin kullanımı için ayrılmış bir kayıkla Elgor koyusuna gidip iniyorlardı. Bu kayık küçük bir güvertesti. Mizan yerkeni ve floku olan bir şapulaydı. Yüksek ya yalı yarların kaydıracak tek şey olan doğru rüzgarından kendisini koruduğu küçük bir büyükte saklanmaktaydı. Bu yüzden de başında bir tehlikenin gelmesinden korkmaya hiç gerek yoktu. Hiç kuşku yoktu ki Vasquez, Philip ve Morris koyda ya da fenerin duvarında, civarında gezinirken içlerinden biri her zaman fenerin üst galerisine nöbet tutuyordu. Çünkü bir gemi estetos açı, açığından geçebilir ve numarasını göstermek isteyebilirdi. Dolayısıyla her an bekçilerden birinin görev başında olması gerekmekteydi. Fenerin yer aldığı tümsekten denizin doğu kuzeydoğu kadar olan bölümünü görünebiliyordu. Öbür yönlere doğru yalı yerler duvarların birkaç yüz kulaç Ötesini görmeyi engelliyordu. Bu nedenle gemilerle iletişim sağlanabilmesi için nöbet odasında sürekli olarak birinin bulunması zorunluydu. avizonun gidişini izleyen ilk gün boyunca hiçbir olay kaydedilmedi. Havalar iyi, ısı oldukça yüksekti. Termometrenin sıfırın altında 10 dereceyi gösterdiğini bile oluyordu. Rüzgar güneşin doğuşu ile batışı arasında genellikle hafif bir esinti halinde. Açıktan esiyor. Sonra akşamla birlikte kara tarafından yani kuzeybatıdan Patagonya'ya ve Tierra del Fuego'nun geniş ovalarına geliyordu. Bu arada birkaç saat yağmur yağmıştı ve sıcaklık yükseldiği için havanın durumunda değişiklik yaratabilecek yakın fırtınalara hazırlıklı olmak gerekiyordu. Canlandırıcı bir güce sahip güneş ışınlarının etkisiyle bitki örtüsü bir ölçüde kendini göstermeye başlamıştı. Kışın beyaz örtüsünden tümüyle kurtulan duvarların yakınlarında çayır, solgun, yeşil bir halı görünme almıştı. Antarktika kayının korusunda yeni çıkmış yapraklarının altında uzanma zevkini tatmak mümkündü. Boğaca beslenmiş derenin taşkın suları büke dönmekteydi. Dökülmekteydi. Yosun ve liken ağaçlarının dibinde yeniden bitiyor ve iskorbit hastalığına iyi gelen Karşı kodlarıyla birlikte kayaların yamaçlarını örtüyordu. Sonuç olarak ilkbahar değilse bile bu hoş isim Macellan yönerisinde geçerli değildi. Amerika kıtasındaki en uç kısımda birkaç hafta daha hüküm sürecek olan yaz mev mevsim yazdı. O gün bitip de fenerin yakılma zamanı gelmeden önce ışık bacasını çevrileyen yarım daire biçimde Balkanda oturan Vescuyes, Philip ve Morris her zamanki gibi sohbet ediyorlardı. Ve doğal olarak konuşmayı baş bekçi yönetmişlerdi yönlendirmekteydi. Pekala çocuklar dedi piposunu dikkatlice doldurduktan sonra. Diğer ikisi de onu tek taklit ettiler. Bu yeni yaşam konusunda ne düşünüyorsunuz? Alışmaya başladınız mı? Tabi Vasquez diye cevap verdi Philip. Bu kadar kısa sürede insanlar ne büyük sıkıntılar ne de büyük yorgunluk hisseder. Gerçekten de diye ekledi Morris. Üç ayımız düşündüğümden de çabuk geçecek. Evet oğlum. Kontra Baba Finosu'nun mizana baba finnosunun ve yardımcı yerken şişirilmiş bir kuvvet gibi hızla geçecek. Gemi konusuna gelince yine belirtti Filip. Ufukta olsun bir tekini bile görmedik bugün. Gelecek Filip gelecek dedi Vesquez bir dürbüne bakar gibi. Yuvarlak bir şekil verdiği elini gözlerine götürerek ısıyla on milik bir mesafeyi aydınlatan Estodos odasının bu güzel feneri hiçbir geminin yaralanmasın diye inşa ettirmek pek akıl kârı olmazdı. Zaten fenerimiz de çok yeni. Diye dikkat çekti Morris. Dediğin gibi oğlum. Diye onayladı Westcrest. Hem bu kıyının artık aydınlanmış olduğunu görmeleri için kaptanlara zaman tanımak gerek. Öğrendiklerinde yakınından geçmekte tereddüt etmeyecekler ve yolculuklarını kolaylaştırmak amacıyla boğaza gireceklerdir. Ama burada bir fenerin varlığını bilmek tek başına yeterli olamaz. Bir de güneşin batısından doğuşuna dek yandığından emin olmak gerek. Bu ancak dedi Flip. Santa Fe Buenos Aires'e dönüşünden sonra öğrenilecektir. Doğru oğlum diye düşüncesini dile getirdi Vesquez. Komutan Lafayette'in raporu yayınlanır yayınlanmaz yetkililer bunu tüm denizcilik dünyasına duyurmakta sabırsızlanacaktır. Üstelik daha şimdiden denizcilerin çoğu bu son gelişmeden haberdardır herhalde. Santa Fe'ye gidelim 5 gün oldu dedi Morris. Yolculuk süresi. Ne olursa olsun diye araya girdi Vesquez. En fazla bir hafta daha süreceğini sanıyorum. Hava güzel, deniz sakin, rüzgar ise uygun yönden esiyor. Avirozo'nun yelkenleri gece gündüz arkadan gelen rüzgarla şişiyor ve makinenin gücünü de hesaba katarsak hızını 9 milden 10 mile çıkarmasına şaşarım. Şu anda dedi Philip, Magellan boğazını geride bırakmış ve Wiersburg burnuna bir 15 mil kadar geçmiş olmalı. Kesinlikle oğlum de, diye onayladı West Quest. Şu sıralar Patagonya sahili boyunca ilerliyordur. Yarış konusunda Patagon atlarına meydan okuyabilir. Allah bilir ya bu topraklarda insanlar da hayvanlar da aynı yelkenli rüzgarla dolmuş birinci sınıf bir fırkreten gibi hızlı bir hızlı gibi hızlıdırlar. Tüm bu konuşmalardan anlaşılacağı üzere Santa Fe bu yürekli adamların düşlerinde hala önemli bir yer kaplıyordu. Vatan toprağına geri dönmek üzere onları terk etmiş bu gemi o toprağın bir parçası sayılmaz mıydı? 16 Aralık 17 Aralık'a bağlayan gece saat 6'dan 10'a kadar nöbet odasındaki görevinin başında olan Morris, doğu yönünde ve 6 mil açıkta bir ışık fark etti. Bu ışık kuşkusuz bir gemiye, fener yapıldığından bu yana adı sularında görülen ilk gemiye aitti. Morris, haklı olarak bu durumun henüz uyumamış olan arkadaşlarına da iyi geleceğini düşünüp onlara haber vermeye gitti. Bunun üzerine Vasquez ve Philip onunla birlikte hemen yukarı çıktılar ve dürbünü gözlerine dayayarak doğuya açılan pencerenin önüne dikildiler. Bu beyaz bir ışık diye belirtti Vasquez. Sonuçta dedi Philip, bu orada ışıkları olamaz. Çünkü ne yeşil ne de kırmızı. Tespit doğruydu. Bu ışık renkleriyle bağlı olarak bir geminin iskelesinde diğeri sancağında yer alan bordo ışıklardan biri değildi. Ve diye ekledi Vasquez, Bu beyaz olduğuna göre mizana ıstralyasına asılmıştır. Bu da ada yönünde ilerleyen bir buharlı gemi olduğunun kanıtıdır. Bu konuda tek şüpheye yer yoktu. San Juan Bruno doğruya yönelmiş bir buharlı gömü söz konuşturdu. Le Mar boğazından mı yoksa güneyden mi geçecekti? Bekçilerin kendi kendilerine sordukları soru buydu gemi yaklaşırken seyirini dikkatle izlediler. Yarım saat sonra rotası konusunda karara varmışlardı. Buharlı gemi feneri güneye güney batı yönünde iskele tarafına alarak açık bir şekilde boğaza doğru yöneldi. Sanjua limanın açıklarından geçtiği sırada kırmızı ışığın görünür hale geldi. Sonra da çok geçmeden karanlığın içinde kaybolup gitti. İşte dünyanın ucundaki feneri gören ilk gemi diye haykırdı Filip. Sonuncusu olmayacaktır diye güven verdi Vesquez. Ertesi sabah Philip ufukta yeni bir yelkenlinin belirdiğinin haberini verdi. Hava açık ve sisten arınmıştı. Güneydoğudan hafif bir rüzgar esmekteydi. Dolayısıyla gemi en az 10 millik bir mesafeden görünebiliyordu. 1800 ton hacminde sürekli Amerika'da inşa edilen şu yelkenliler türünden bir süreti geçerken müthiş olan bir gemiydi bu. Yelkenli Seyrel burnundan döndüğü sırada ramda gizine bir bayrak çıkarak Vasquez nöbet odasındaki kitabı inceledikten sonra şu işaretlerin anlamlarını hemen açıkladı. Bu Amerika Birleşik Devletleri'nin New England Boston Limanı'na bağlı Motank adlı gemiydi. Bekçiler parlamenter çubuğunda Arjantin bayrağını çekerek ona karşılık verdiler. Direğin ucu adanın güney kıyısında yer alan Worcester burnunda yükseldi ya yüksekliklerinin ardından kaybolana kadar gemiyi izlemeye devam ettiler. Artık dedi Vasquez Motank'ın Yolu açık olsun. Hornburnu açıklarında kötü havaya yakalanma, yakalanmazlar umarım. 20 Aralık tarihine kadar meteorolojik gözlemler dışında kayda değer hiçbir şey gerçekleşmedi. Rüzgarın kuzeydoğu-güneydoğu yönünde ani yön değiştirmeleriyle hava oldukça değişken bir hal almıştı. Ara sıra doluya dönüşen oldukça kuvvetli yağmurlar görülmekteydi. Sık sık bu durum atmosferin belirli bir elektriksel gerilimini işaret etmekteydi. Dolayısıyla özellikle yılın bu döneminden kopan oldukça şiddetli fırtınalardan kaygı duymak doğaldı. Bu ve benzeri içeriklerin devam etsin. Kanalıma like atmayı ve abone olmayı unutmayın.